Ranex 20 mg 28 enterik kaplı tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Midede parçalanmaksızın bağırsaklara geçen ve burada emilen, yuvarlak, bir konveks, sarı renkli, enterik kaplı tablettir. Mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide, bağırsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin peptik ülser iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar. Mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Aynı zamanda gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için kullanılır. Günde bir kez 10 mg sabahları aç karnına kullanılmaktadır. Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Ülser tamamen iyileşmeden önce normal olarak rahatlama belirtileri meydana gelecektir. Doktorunuz söyleyene kadar tabletinizi kullanmayı bırakmamanız önemlidir. Başlıca yan etkileri: uykuda güçlük, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, burun akıntısı veya yutak faring iltihabı. Mide veya bağırsak üzerine etkiler, mide ağrısı, ishal, midede gaz toplanması, hasta hissetme, kaşıntılı döküntü ya da deride kabarcıklar, terleme, böbrek problemleri, kilo alma, bulantı, hasta olma, kusma ya da konstipasyon, ağrılar ya da sırt ağrısı, genel bir kuvvetsizlik gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.